Toplantı 12'ye alındı. Her şeyin eksiksiz olmasını istiyorum. Haberiniz olsun. Sen hiç merak etme baba. Şebnem şimdiden hazırlıklara başladı bile. Güzel. Bu toplantıda yalnız Mehmet Bey değil, şirketin diğer ortakları da hazır bulunacak. Ve son imzalar atılacak. O yüzden hiçbir şey eksik olmasın. Siz hiç merak etmeyin Harun Bey. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Hadi bakalım. O zaman size güveniyorum. Ben o zaman son kontrollerimi yapayım. Merhaba. Merhabalar. Harun Bey nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Merhaba Harun Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Merhabalar. Acele etmene gerek yok. Yoldalarmış. Yarım saat sonra başlayacağız toplantıya. Sıkıntı yok canım. Ben hiçbir işimi son dakikaya bırakmadığım için gayet rahatım. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Kurtarabilecek misin şirketi? Sen hiç dert etme canım. Şebnem Gülsoy'da her şeyi halledebilecek kuvvet var çok şükür. Küstah. Bana baksana sen. Karşında ya. Sen kendini ne zannediyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Hileyle hurdayla benim yerime geçtin. Kandırdın adamı. Allah'tan adamı kandırmak o kadar zor değildi. Mehmet Bey saf dediğin tekiydi zaten. Ayrıca toplantı saatinde sen burada yoktun. Adam gelmiş buraya etrafına bakınıyor mal mal. Hülya Hanım yok. Ya ben çok zeki bir insan olduğum için şıp diye anladım senin yerine geçtim. Böylelikle her şeyi kurtarmış oldum canım. O yüzden hemen yalan söyle. Ben Hülya'yım de. Zaten yerimde gözün vardı biliyorum. Ya sen kimsin de benim senin yerine gözüm olacak be? Şimdi seviyeni belli edecek şekilde davranmaya başladın Şebnemciğim. Tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca Hülya'nın yerine geçmek yani senin o kadar da zor bir şey değil canım. Yani pek bir zeka gerektirmiyor. Böyle gözünü tek noktaya sabitleyip salak salak bakıyorsun. Hop Hülya alıyorsun. Bakalım şimdi hangi noktaya sabitleyeceksin o güzel gözlerini. Hoş geldiniz. Her şey onun yüzünden mahvoldu. Bence gönderin gitsin Harun Bey. Zaten en başından beri söylüyorum. Şirketin imajını zedeliyor. Baba biz de göz yumduk. Biz de karşı çıkmadık bu oyuna başından beri. O yüzden biraz anlayışlı olman lazım. Ne anlayışı Selim ya? Milyon dolarlık işi kaybetmişiz burada. Anlayış falan göstermeyin Harun Bey. Gönderin gitsin. Hülya sen biraz susacak mısın? Bu işin devam edebilmesi için birinin bunun bedelini ödemesi gerekiyor Selim. Güzel. O zaman hepimiz suçluyuz. Baba, lütfen ani karar verme. Hem sen değil misin her seferinde bana öfkeyle kalkan zararla oturur diyen? Lütfen biraz düşün. Harun Bey, çok özür dilerim. Ben resmen katakulliye geldim. Şebnem yeter. Topla eşyalarını. Ne olur yapmayın. Bana bir şans verin. Kusura bakma. Artık burada yerin yok. Biraz konuşalım mı?
orada öyle yalı kazığı gibi dikilmeyip iki çift laf etseydin şu an hala konuşuyor olacaktık zaten Selim. Ben senin hala asistanın olacaktım. İstemesem de mecburiyetimden konuşacaktım. Ama şu an ne bir mecburiyetim var ne de isteğim. O yüzden lütfen konuşmayalım Selim. Haksızlık ediyorsun ama. Ben de babama engel olmaya çalıştım. Baştan çakacaktın lafı Hülya'ya. Hop bir iki dakika dur diyecektin. Ama demedin ne oldu? Ha? Tepemize bindin al istediği her şeyi yaptı. Senin kovulmanla Hülya'nın bir alakası yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? O beni gaza getirdi. O beni bağırttırdı. Ya Dal toplantının başlamasına yarım saat var dedi. Ben de rahat rahat... Neden kendi işini batırmak istesin ki? Bir de öyle düşün. Artık kendi işi diye bir şey olmadığı için olabilir mi mesela? Ben ondan daha zeki, daha yetenekli, daha becerikli bir kız olduğum için olabilir mi mesela? Ha, baştan beri başka bir derdi vardı o ayrı. Neymiş Hülya'nın derdi? Selim, Hülya'nın ne derdi olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. O yüzden şimdi müsaade edersen... hayatıma devam edeceğim. Şevden bir dakika. Ya Selim ya yeter. Ne olur bak arama beni. Telefon açma. Kapıya falan da dayanma. Ne olur bir daha konuşmayalım ya. Hallettim ben o işi. Mehmet Bey'le şirketi konsorsiyuma hayatta dahil olmaz. Bu da Rensa'ya güç kaybettirir. Hı hı. Aa, tabii tabii. İhaleye girmelerine ihtimal bile yok. Evet. Tamam, sonra konuşuruz. Bilerek mi yaptın bunu? Hala Şebnem'den mi bahsediyoruz? Evet. Bilerek mi bu duruma düşürdün kızı? Alakası yok. Gelip acındırdı değil mi kendini sana? Sen de hemen inandın. Selim, ben aylardır bu iş için uğraşıyorum. Kaç kere yurt dışına gidip geldim haberin var mı? İş ortaklarıyla ayrı, küçük iş ortaklarıyla ayrı görüştüm. Her şeyle tek tek kendim ilgilendim. Yetmedi, bu adamların çocuklarının doğum günü partilerine gittim. Şimdi sana soruyorum. Sence ben bu kadar aptal bir kadın mıyım? Sence sadece Şebnem işten kovulsun diye milyon dolarlık bir anlaşmayı mahveder mi? Yapma lütfen. Biraz mantıklı düşün. Affedersiniz. Harun Bey ikiniz de odasında bekliyor. Hadi gidelim. Çok iyi haberlerim var. Mehmet Bey'le konuştum. Epeyce bir dil döktüm ama sonunda bu işten çekilmemesi için ikna edebildim. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim. Sonunda iyi bir haber alabildik değil mi? Aynen. Siz aynı şekilde çalışmaya devam edin. Ha, dosyada bazı eksiklikler vardı. Onları tamamlamayı unutmayın. Siz hiç merak etmeyin Harun Bey. Hadi. Ne bekliyoruz? Başlayalım o zaman. Arıyor ya. Ya yüzsüz ya. Aradığınız Şebnem Gürsel'e şu anda ulaşılamıyor. Kendisi Venedik'te gondol sefasında ya da Paris'te Şanzelize turunda veya Kenya'da safari de olabilir. Venedik diyorsanız biri, Paris diyorsanız ikiyi, Kenya diyorsanız üçü tuşlayın. Veya hiçbir tuşu tuşlamayın. Bu telefon 3 saniye içinde kendi kendini imha etsin. 1, 2, 3. Allah'ım ya. Ya bir de konuşacaktım bile seninle çünkü. Arsız. Beni kendi kendime konuşturtuyor sokağın ortasında ya. Alo canım. Teyze şu ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun?
Ha, iyi. Babamdan aldın mı haberi? Ne haberi? Ha, benden o rağmen daha iyi oldu zaten. Ben kovuldum da. Aa, çok üzüldüm. Niye? Hep o Hülya şırfıntısı yüzünden çünkü. Geldiğinden beri benim ayağımı kaydırmaya çalışıyordu. Sonunda becerdi işte. Hay Allah. Canım, bana ihtiyacın varsa ben hemen gelebilirim. Yok ya. Yani benim canım sıkkın biraz sadece. O kadar yol gelmene gerek yok yani. Şebnem, ben aslında... Ha, bu arada Harun Bey'in kaybı tabii uzun vadede bu. Benim gibi çalışanı bir daha zor bulur. Bu arada teyze hoş. Babam nereden öğrenmişse öğrenmiş, aradı beni. Senin dedi orada işin yok dedi. Hemen dedi İzmir'e dönüyorsun. Yani ben gidemem hiçbir yere. Ben o Hülya şırfıntısına öcümü almadan şuradan şuraya kıpırdamam. Tamam canım, sen merak etme, ben idare ederim. Ama bak, yine de ihtiyacın varsa ben hemen oraya gelebilirim. Ha, yani sen istiyorsan hobi olarak gel. Benim için sıkıntı yok. Ama babama bir şey söyleme yeter. Tamam canım, sen merak etme. Söylemem hiçbir şey. O zaman öpüyorum canım. Hadi bay bay. Patates mi yiyeceğiz akşam? Galiba. Kızlar! Kızlar! Ay neler oldu neler. Ne oluyor ya? Ay bak, bana yine o klasik espriyi yaptırmayın. Şu Karadenizli gemini gerçekten yapmak istemiyorum ama yapacağım. Arkadaşlar hem konuşmuyorsunuz hem rol çalıyorsunuz ama siz. Yani şurada işten çıkmışım, gelmişim. Beraber Hülya'yı gömeceğiz diye heyecanlıyım. Ne oluyor? Kainat, ciddi bir şey mi var ya? Bak merak ettim şimdi ha. Yok ya, benimki klasik olay. Babam her şeyi öğrendi. Hadi ya. Özgür de mahkemeye gitmiş, adını soyadını değiştirmiş. Akif Tatlıcı olmuş benim için. Ne? Şaka yapıyorsun. Yok, yapmıyorum. Senin ne? Senin haberin ne? Benim öyle klasik işten kovulma hikayesi ya. Ne diyorsun? Ciddi misin ya? Ya nasıl oldu? Anlasana ya. Ne oldu yani? Şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum. Aa, bu böyle olmaz arkadaşlar. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Vallahi böyle kimse almaz bizi, söyleyeyim ben. Ben gece gündüz bunu düşünüyordum. Acaba evde kalacak mı, alacaklar mı, almayacaklar mı? Senin tuzun kuru tabii, değil mi? Ya arkadaşlar, yani bir kadın her duruma hazırlıklı olmalıdır. Neden? Çünkü bakkala giderken bile başına çok güzel bir şey gelebilir. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşabilir. O yüzden öyle plastik terlik altıma tayt geçireyim, olmuyor öyle işler, değil mi? Peki ana fikri ne bu parçanın acaba? Bu parçanın ana fikri canım, yıkılmadım ayaktayım olgusunun hayatımızdaki yansımaları ve pozitif etkileri. Bakın nasıl gülüyoruz? Heh. O yüzden ben Kazım amcayı alıyorum. Ne? Nasıl? Çüş, öyle değil tabii ki. Yani ben gideyim diyorum, Kazım amcayla konuşayım. Bir yerden başlamak lazım değil mi? Benim yalanım yüzünden her şey çünkü berbat oldu. Ben onu bir toparlayayım. Kazım amca! Kazım amcacığım. Ay ay ay, tesbihler de çekermiş. Ay.
Nasılsın Kazım amca? Ha? İyisin, iyisin. Ha? Ben de iyiyim ya, ne olsun işte. Ha. Öyle. Kafama takılan birkaç mevzu var. Biraz kafam bozuk aslında. Ya İskoçya sen niye hayır diyorsun ya? Ha? Niye bağımsızlığını ilan etmiyorsun? Niye hala İngiltere'nin boyunduruğu altındasın? Çok saçma. Bir de tabii şu Moody's olayı var. Ha, şimdi sen İngilizcen yok bilemezsin onu. Bu şey ya, ülkelerin ekonomi için şey bir puanı var. Kredi puanı. Şey gibi, öğrenci puanı gibi. B eksi falan oluyor yani. Yani ben anlamıyorum bunu. Ben öğrencilik hayatım boyunca A artıyla geçtim okey ama benim bir sürü arkadaşım vardı B eksiyle okulu bitiren. Herkes bir Şebnem Gürsel olacak değil tabii. Hayret bir şey. Ya bir tane daha olay var tabii ama küçücük bir mesele ya. Çok da konuşasım yok da. Hazır birbirimize içimizi dökmüşken ondan da bahsedeyim. Şey ya, can meselesi Kazım amca. Evet, biz sana bir yalan söyledik. De. Sor bakalım, bir niye söyledik? Sor. Biz olay çıksın istemedik Kazım amcacığım. Gerçekten, yani tadımız kaçmasın. Şimdi sen tabii bana diyeceksin ki, kızım gelseydiniz güzel güzel anlatsaydınız olay falan çıkmazdı. Bir baba gibi. Ama yemezler. Çünkü yani sende de bir hırtlık var Kazım amca. Şimdi hiç inkar etmeyelim. Yani sende bir taşralılık, bir varoşluk, bir avamlık. Mevzu bahis. Ha, bana şey de diyebilirsin. Kızım ben İzmir'den geldim, olur mu öyle şey? Ama onu da yemezler çünkü ben araştırmacı ruhlu bir insan olarak kainatın nüfus cüzdanına baktım. Kütüğünü sizin başka yere kayıtlı. Yani o yüzden senin nerede ne yapacağın hiç belli olmaz Kazım amca. Ha bir de sicilin de temizliği ki senin. Kasap olayı var. Bak aklıma geldi, ne güzel geldi. Kasap olayı. Sen gül gibi pürüpak kainatçımı böyle pala bıyıklı pis bir adamla evlendirmeye çalışmışsın. Kız demiş ki yok babacığım ben evlenmek istemiyorum demiş ama diretmişsiniz. Niye direttiğinizi de şimdi söylemeyeceğim. Yani koca adamsınız, yüzünüzü kızartmayayım. Ha? Değil mi? Yani bu kadar olayın üstüne şimdi nasıl söylesin, can desin, bilmem ne desin kız. Sizin ne yapacağınız belli değil. Tokat mı atacaksınız, kurşun mu sıkacaksınız değil mi yani? Var bir dengesizlik, bir psikopatlık, bir manyaklık. Al, kırdın. Kırdın. Ama o kalbin, Kazım amca, o kalbin var ya, bir pamuk şeker gibi. Hani o kadar tatlı, o kadar yumuşacık, insanın ağzında eriyor yiyince. Ya, kıvıramadım. Oldu zaman ben kalkayım. Neyse. Misafirliğin kısa olanı makbuldür değil mi? Ama oturmaya da bekleriz. Allah! Tatlış ya, şuna bak. Kazım amcacığım ya. Tatlış amca. Şey yaparız, konuşuruz. Bye. Ay tabii ki çok güzel şeyler oldu. Konuştuk, güzel güzel hallettik. Çok güzel oldu yani. Demeyi çok isterdim. Ama her şeyi daha da berbat ettim galiba. Ama Şebnem, ama ben böyle bir adam görmedim canım. Hayret bir şey. Yani ben herkesi alt ederim, bunu alt edemiyorum. Tam bir inatçı keçi. Mıh gibi oturdu yine karşımda, mıh. İyi günler. Ben Şebnem Gürsoy. It's my pleasure to meet you, Miss Gürsoy. Please do sit down. Pleasure belongs to me, sir. Thank you. It says you are 22 years old and college graduate. Huh? That's okay, sir. I have a degree in... Okay. Bence yeterli. Teşekkür ederim Şebnem Hanım. Gördüğüm kadarıyla daha önce bir iş tecrübeniz yok. Doğrudur. Üniversite eğitimimi yeni tamamladım. Aslında kısa bir süre önce evlenmeye hazırlanıyordum ama şu anda farklı düşünüyorum. Öyle mi? Neden diye sorabilir miyim? Tabii siz şirket CEO'susunuz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Aslında beni çalışmaya zorunlu kılmayan bir ailenin kızıyım ben. Ama bu kendimi geliştirmeme engel değil, değil mi? En kötü özelliklerinizi sayabilir misiniz? Tabii. Aşırı iddialı ve inatçıyım.
Her koşulda kazanmayı severim. Yani kaybetmekten nefret ederim. Kendi doğrularımı belirler. Ona göre yaşarım. Peki en iyi özelliklerinizi sorsam? Az önce söylediklerimin aynısını söylerim. Buraya bakınca ne görüyorsunuz? Müthiş bir zekanın, güçlü bir iradenin, yüksek direnme gücünün ve sıra dışı bir yaratıcılığın ürününü görüyorum. Ama her şeyden önce kocaman bir hayal görüyorum. Ne demişler? Hayal kurmayı cüret eden, gerçekleştirmeye de cesaret eder. Peki, iş görüşmelerinin klişe sorusunu sormadan geçmeyelim. Klişedir ama işe yarar. Buyursunlar. 2 yıl sonra sizce holdingdeki pozisyonunuz ne olabilir? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Muhtemelen sizin arkanızdan söylenen bir kadın olacağım. Yani siz teknenizle dünya turuna çıkıp gereksiz fotoğraflar çekerken ben sizin koltuğunuzda oturup standartlarınızı yükseltmek için çalışıyor olacağım. Vallahi kardeşim, Dünya Kupası finali bile bundan az kamerayla çekilmiştir. Eyvallah kardeşim, büyüksün. Yalnız finalini budayalım. Şimdi bir de buna isim bulmak gerekiyor. Mesela Şebnem Gürsoy düşerken. Yok. Şu nasıl? Adını eziyet koyduğum Şebnem'in yok. Bak bu güzel, güzel beğendim. Eyvallah kardeşim, eline sağlık. Ne demek istedim, eline sağlık. Peki Şebnem Hanım. Diyelim ki ortak çalışmak için iş teklifi istediğimiz Çinli ve Japon iş adamları aynı anda geldiler. Ve benim toplantım 1 saat daha sürecek. Bu durumda ne yaparsınız? Bu kolaymış. Öyle mi? İş adamları ve özellikle yabancı iş adamları bekletilmekten nefret eder. Elbette. Herkes bekletilmekten nefret eder ama herkes ağırlanmayı sever. Sizin odanıza çıkarken holdingin aşağısındaki tesislerinizi gördüm ve çok beğendim. Gerçekten her şey düşünülmüş. Ben olsam önce Japonları alıp Türk hamamına götürdüm. Japonlar dakiktir ama çok gururludurlar. Onlara imza atmaya geldikleri kadar misafir olarak ağırlanmaya geldiklerini de hissettirirdim. O sırada takımlarını ekspres kuru temizlemeye verir, çıktıklarında da onları taze elma çayıyla ferahlatırdım. Çinlilere gelince, Çinliler yemeğe çok düşkün olurlar. O yüzden onları hemen restorana çıkarırdım ve şefinize hayatının ve kariyerinin yapacağı hünkâr beyanı ve kabak çiçeği dolmasına bağlı olduğunu hatırlatırdım. Ve Japonlar Türk hamamında ağırlanırken Çinlilerle de bizzat yemekte kendim ilgilenirdim. Peki bu arada gelen telefonlar ne olacak? Şirket hattına yönlendirdim tabii ki. Herkes bir CEO'nun kişisel asistanının sürekli telefonla konuşması gerektiğini bilir ve anlayış gösterir. Yeterince duydum sanırım. Aramıza hoş geldiniz. İçinizdeki nehre kulak verin. Duvarlarınızı yıkın. Ön yargılardan, öfkeden, korkudan duvarlarınızı yıkın. Her şeyi geride bırakın. Kendinize dönün. Sadece kendinize dönün. Hepinizden çok özür diliyorum. İçimizden birisi hepimizin enerjisini düşürüyor. Zaten oturma pozisyonunuz da yanlış. Şöyle biraz bastırın. Evet, onun yere değmesi lazım. Ancak öyle yapabilirsiniz. Bastırın. Bunu böyle alalım. Başka bir pozisyon. Bunu deneyelim. Böyle atabiliyor musunuz?